Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler, hayırlı savurlar değerli izleyenler. Bu geceki programımızda da Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımız bizlerle birlikte İslam ve kadın konusunu bu gece ele alacağız. Geleneksel din algısının kadına bakışıyla Kur'an'ın kadına bakışı arasındaki farkları bu gece inşallah ele almaya çalışacağız. Daha doğrusu Kur'an'ın kadın ile ilgili dediklerini ortaya koyacağız ki bu geleneksel din algısının kadınla ilgili yanlış algılarının neler olduğu da ortaya çıksın. Kur'an'a göre erkek ve kadının birbirlerine üstünlükleri var mıdır ya da cinsiyet bir üstünlük göstergesi midir? Kadınların okuması, çalışması, okulda ya da herhangi bir yerde erkeklerle bir arada bulunması e, dini açıdan sakıncalı mıdır? Geleneksel din algısının iffet ve namus gibi kavramları neden sadece kadın üzerinden tartışıkları gibi birçok başlığı inşallah bu gece hocalarımızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli bir konu. Yani e, ümmetin böyle çok derinden kanayan yaralarından bir tanesi desek herhalde yeridir. E, Geleneksel din algısının özellikle kadını konumlandırdığı yere baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayetin neredeyse devre dışı bırakıldığını ifade edebiliriz. Herhalde böyle söyleyebiliriz. Şöyle sorayım hocam isterseniz öyle başlayalım. Yani Kur'an'a göre erkek ve kadının birbirlerine herhangi bir üstünlüğü var mı ya da cinsiyet üstünlüğü bir üstünlük sebebi olarak görülebilir mi? Görülemez. Bunu anlamak için İslam'daki bir kimsenin ibadetlere, iman esaslarına ve diğer birçok şeye bakması yeterli. Yani önce iman esasları zaten olanı olduğu gibi algılamak üzere kurulu. Yani Allah'ın zaten gücü kudreti yüksek. Biz Allah'ın gücü kudreti yüksek biliyoruz. Ahiret var. Ahireti var olarak biliyoruz. Ee, bu tip inanç esaslarındaki bunlar İslam'ın en temelini oluşturur. Zaten erkek için kadın için ayrı bir şey olduğu düşünülemez. Hani burayı bir kenara bırakalım. İbadetlere gelsek namaz erkekle kadın aynı şekilde farz. Namaza ayrı erkeğe ayrı vakitler farz. Kadına ayrı vakitler farz şeklinde bir şey namazda görmüyoruz. Oruç işte şimdi Ramazan ayındayız. Erkeğe 30 gün oruç farz kadına 20 gün oruç farz şeklinde bir şey diyebilecek olan var mı? Öyle bir şey diyebilecek olan? Yok. Zekat vermek erkeğe ne kadar farsa kadına e, o kadar farz. Hacca gitmek erkeğe ne kadar farsa kadına o kadar farz. Leş kan domuz eti Allah'tan başka adına kesilen hayvanlar gibi yenmesi haram olanlar Kur'an'da sayılanlar. Erkeğe nasıl farsa nasıl haramsa bunları da kullanmak kadın aynı şekilde haram. Zina kadına nasıl haramsa erkeğe aynı şekilde haram. Faiz kadına nasıl haramsa erkeğe aynı şekilde haram. Yani bir burada belki savaşmayla ilgili, savunma savaşıyla ilgili bu daha çok erkeklerin üzerinde bir yükümlülük olduğu düşünülebilir. Yani burada da aslında bir kadına karşı pozitif ayrımcılık olduğu söylenebilir ama orada da aslında kadının savaşmasına engel bir durum yok. Nitekim aslında peygamberimizin yanında kadınların da bazı savaşlara katıldığını yani hem savaşçı olarak katıldıklarını peygamberimizin yanında durduklarını hem böyle doktorluk hemşirelik gibi faaliyetlerden dolayı savaşa da katıldıklarını görüyoruz. Belki burada bir savaş değişik bir durum olarak eline alınabilir ama savaş da İslam'da ancak Müslümanlar saldırıya uğrarlarsa yapılan bir eylemdir. Yani doğal hayatın akışında yapılan bir eylem değildir. Müslümanlar saldırıya uğradığında ancak savunma amaçlı savaş yapabilirler o konuyu bir paranteze alırsak onun dışında erkekle kadının arasında ne bir ibadette ne bir fazda ne bir haramda hiçbir ayrılık yoktur. Allah insanların bu dünyada yaptıklarını karşılığını vereceğini söylediğinde burada da bakıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Yani erkeklere cennette yaptıklarının işte 10 katı da kadına diyelim ki 8 katı falan. Mesela buna benzer bir ifade yok. Allah erkek kadın hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmayacağını, kim ne yapıyorsa erkek olsun kadın olsun ahirette karşılığını bulacağını söylüyor. Allah kendi katında inanan erkekler, inanan kadınların, işte namaz kılan erkeklerle namaz kılan kadınların, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınların, özü sözü bir erkeklerle kadınların, bunların her birini böyle ayrı ayrı da vurgulayarak hepsinin Allah'ın istediği ideal kula e, uyduklarını söylüyor. Yani baktığımızda bu yüzden Kur'an'da yani ne ibadetler noktasında, ne inançlar noktasında, ne ahirette alınacak karşılık noktasında herhangi bir noktada kadınla erkek arasında hiçbir ayrım yapılmamış. E, Kur'an'da verilen rol modellere bakarsak, Kur'an'da verilen rol modellerden erkekte de, kadında da iyi veya kötü olabileceğini görüyoruz. Yani erkeklerle ilgili peygamberlerle ilgili bir örnek var değil Hazreti Musa gibi bir örnek var ama diğer taraftan bakarsak Firavun gibi de bir e, örnek var. E, bu açıdan yani bunun en ufacık temeli olabilecek bir şey yok. Sadece bu gelenekte bazı yanlış algılar olmuş. İşte cehennemin çoğu kadındır falandır diye bu peygamberin asla söylemesi mümkün olmayan buna benzer e, sözler ifade edilmiş ne yazık ki tarihte. Oysa peygamber gaybı kendisinin bilmediğini, ahirette kendisine ne yapılacağını bilmediğini e, söylemesi Kur'an'da ifade ediliyor. Yani bu bu söylettirilen peygamber hani ayettekilerin ne yapılacağını gaybı bilmediğini söylettirilen peygamberin ayetin işte ne kadar kadın olacak, ne kadar erkek olacak bileceği bildiğini söylemesi de cehennemin çoğunun kadınlar olduğunu söylenmesi de mümkün değil. Bu tarih boyunca yalnız kadını aşağılayan ikinci derece gören zihniyet... dünyadaki birçok kültürde vardı. Yani Çin'de de vardı bu işte Hindistan'da vardı. Aşağı yukarı bu kültürlerin hepsinde işte kadın çocukken babasının evlenince kocasının kontrolündeydi ve hatta kocası vefat ettikten sonra erkek çocukların kontrolüne geçiyordu birçok kültürde. Yani burada da tabii ki erkekler tarafından şekillendirilen bir kültür dünyanın dört bir yanındaki bütün kültürlerde karşımıza çıkıyordu. Peygamberimizin vefatından sonra da yine İslam'ın yayıldığı bölgelerdeki yani İslam oraya gidip de İslam'ın birçok kazanımınla onlar karşılaşmakla beraber İslam'ın yayıldığı yerlerdeki kültürlerden de İslam etkilendi. Ben yani Peygamberimizin vefatıyla beraber evvelki cahiliye adetleri, cahiliye görüşleri yeniden hortladı ki bunu birçok işte sahabeden nakledilen sözlerde de görüyoruz. Kendileri de aktarıyorlar. Peygamberimizin zamanında yapamadıkları birçok şeyi Peygamberimizin vefatından sonra özellikle kadınlar konusunda yapmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Cahiliyenin birçok adetinin hortladığını açıklayan şeyler var. Bunların etkisiyle olumsuz kadınlarla ilgili birçok görüş İslam'ın içine girmiştir. Yani bundan sonra bana geldiğinde onlardan da örnek veririz. Kadınlarla ilgili yanlış algıda gerek o cahiliyeden gelen adetler gerek Perslerden, Bizanslardan sonradan, Zerdüşlük'ten, Özellikle de İsrailiyattan yani Yahudi ve Hristiyanların kendi içinde oluşmuş bazı inançlardan gelen inançların çok önemli olumsuz etkisi oldu İslam'daki kadın algısının bozulmasında, Onun yani Kur'an'daki de... kadın algısının bozulup İslam adına yanlış bir kadın algısının ortaya çıkmasında diyelim daha doğru bir şekilde. E, Mehmet hocam şimdi aslında sorunun ilk kısmını Caner hoca e, cevaplamış oldu. İkinci kısmını sorarak ben size başlayayım. Onunla ilgili mutlaka hatırlatacağınız ayetler var diye düşünüyorum. Cinsiyet üstünlük sebebi olabilir mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın işte insanlığı erkek ve kadın olarak yarattığını söylüyor. Ama üstünlüğün cinsiyette değil, muttakilikte olduğunu söylüyor. Yani muttaki davranışlarda olduğunu söylüyor. Ee, yine cinsiyet aslında bizim kendi kişisel tercihimizle, özgür rademizle belirlediğimiz bir şey olmadığı için kendi tercihimiz olmayan bir şeyden övünmemiz ya da yerinmemiz ne kadar doğrudur? Neler söylemek istersiniz? Kuran'ın kadına veya erkeğe bakışı ile alakalı, Kuran kadın erkek cinsiyet üzerinden değil, Kuran şahsiyet üzerinden insanlara seslenir. Bir şahsiyet e, değerlendirmesi önceliklidir, onun üzerinden hitaplarını şekillendirir. E, Cener Bey anlatırken meselenin arka planına dair bilgi verirken ben bir taraftan da bunların ayetlerden karşılığını e, tespit edip öyle sunayım istedim. Nihayet o da ayetlerden konuştu. E, böyle korkunç bir şey var. İslam'ın kadına ikinci sınıf bir mahluk gibi baktığı bu iki taraflı bir bakıştır. Bir Dinsiz insanların İslam'ın kadını efendim ikincileştirdiğini yani erkeğin payandası gibi erkeği tamamlayan unsur gibi yani asli bir unsur değil de tali bir unsur gibi İslam'ın kadını öyle değerlendirdiğini düşünüyor ve kendilerince işte tahkir edici alay edici bir üslup takınıyorlar bir, bir böyle var asıl onların bilgilenmeye ihtiyacı var çünkü cidden Kur'anı bilmeden İslamı bilmeden Kur'an'a saldırıyorlar bir başka grup da dindar olduğunu sanıp ya da hiç olmazsa iddiası öyle şekillenen bazı insanların kadınla alakalı İslam'ın onu böyle ikinci sınıf insanmış gibi takdim ettiğini Kabul eden yaklaşım var. Bu niye böyle? Bu Müslümanlar da bu niye böyle? Ben bunun birkaç tane sebebi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, bir defa kadının yaratılışıyla alakalı bir e, sıkıntılı kabul var. Bir, iki, kadının cennetten çıkartılmada Hazreti Adem'i kandırdığı, aldattığıyla alakalı bir kabul var. Ben problemin buradan geldiğini düşünüyorum. Ama bu Hristiyanlık temelli bir inanç değil mi? Yahudi, Hristiyanlık temelli bir inanç. Ben şimdi zaten Allah böyle bir şey tabii ki demez. Oradaki bilgi eksikliğini ve bilgi yanlışlığını düzeltme adına bunu söylüyorum. Böyle inanıyor şimdi çıkın sokağa sorun. Havva nereden yaratıldı diye sorun. Yani binde belki 995 alacağınız cevap Havva Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığı şeklindedir. Halbuki şunu sorsanız birçok insan onu da bilmeyecektir. Havva ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu geçmiyor mu diye bir sorsanız. aynı şekilde Geçiyor der. Geçiyor diyecektir. Tabi der. Ee, dolayısıyla siz bir defa ontolojik olarak yaratılış itibariyle kadını zaten erkeğin küçücük bir parçasına indirgemişseniz mesele zaten bitmiştir orada bitiyor bu iş. Kur'an böyle demez asla demez. Kur'an erkek nereden yaratıldıysa kadının da oradan yaratıldığını söyler. Şu kadar ayette. Nefsi vahide erkeğin de kadının da yaratıldığı kaynak olarak ilk cevher olarak sunulur. Kur'an bunu açıkça ifade eder. Kur'an'ın bu beyanına rağmen kitap mukaddeste tekvin kitabının ilk bölümünde anlatılan şeyler bize de dinmiş gibi sunularak bir kadın karşıtı söylemin gerekçelendirilebileceği bir mesele ortaya konuldu. Bir, bu arıza tek başına konu o olsa onunla ilgili şu kadar ayet okuyabilirdik ama konumuz tek başına o değil. İki, bu cennetten kovulma meselesinde Hazreti Adem'i ayartanın Havva olduğu söyleniyor. Öyle kabul ediliyor. Bunun üzerinden Kur'an Hazreti Adem'i de Hazreti Havva'yı da aldatanın iblis olduğunu, şeytan olduğunu ap açık ifadelerle beyan etmesine rağmen yani ben anlamıyorum daha nasıl demesi lazım. Daha ne diyecekti de bunun başka türlü anlaşılmamasını temin edecekti. Cidden ben bunu anlamıyorum. Allahu Teala feves ve selehumeş şeytanu. İkisine de şeytan vesvese verdi diyor Araf suresinde. Bakara suresinde feezellehume şeytanu. Şeytan o ikisini kaydırdı. ikisini de kaydıran şeytandır demesine rağmen hani merak edenler için ayet numaralarını da söyleyeyim. Öyle afaki şeyler söylemiyorum. Bakın Bakara suresindekinin ayet numarası 36. Bakara 36. A'raf suresinin ayet numarası da kaçıncı ayet? 20. Araf 20. Bu iki ayette şeytanın o ikisini de aldattığı beyanı var. Lehuma. Huma iki, ikisi demek. Hani tabii ki Cenab-ı Hak kimin ne düşüneceğini gayet iyi, iyi bildiği için bence bu yanlış algıya bir parmak basmak ve bunu düzeltme adına özellikle Adem'i kimin kandırdığı Havva'yı zikretmeyip Sadece Hazreti Adem'i zikrederek Taha suresinin 120. ayetinde bu defa feves vese ileyhi bu defa erkek zamir kullanıyor onu yani Adem'i zaten yukarıdan aşağı 115. ayetten itibaren Hazreti Adem'den söz ediyor feves vese ileyhi Adem'e vesveseyi vermişti eşşeytanu şeytan kale demiş ki ya Adem'i ey Adem sana işte bu ebedi yaşam sunacak ağacı göstereyim mi filan diye. Bunu şeytan yapmıştı. Ya şeytanın yaptığı vesveseyi şeytanın verdiği Hazreti Adem'i şeytanın kandırdığı bu üç tane ayette ayan beyan ortaya konulmasına rağmen hala bu işi Hazreti Havva'nın ona yaptırdığını söyleyip de bu burada kalmıyor ama. Burada kalmıyor. nere dönüyor bu defa? kadın şeytana dönüştürülüyor. Bakın şeytanın fiili Hazreti Havva'ya fatura ediliyor. Sonra da Hazreti Havva'ya ve onun şahsında kadınlara bir şeytan muamelesi yapılıyor. Saptırıcı. Yani değil mi? Ne korkunç bakın nereden geliyor. Niye bu kadar Kur'ansızlık var? Şimdi Kur'an oku deyince Kur'an okusa ya Bakara suresi 36. ayeti Ali İmran şey Araf suresi 20. ayeti ve Taha suresi 120. ayeti okudu mu saptıranın şeytan olduğu anlaşılacak. Böylece katına, kadına fatura kesilmesi böylece önlenecek ama okumuyor işte. Yani hocam Kur'an-ı Kerim aslında şeytanın her ikisini birden evet. yoldan çıkardığını söylüyor. Ama İki ayette. ikisinden birine indirgenecekse de Hazreti Adem'e tekil vurgu yapıyor. Evet aynen öyle. Araf suresinde ve Bakara suresinde ikisini de şeytan saptırdı vesvese verdi kaydırdı diyor. Ha birini biri kandırdıysa, mesele orasıysa orada da Adem'i kandıranın, ona vesvese verenin şeytan olduğu Taha suresi 120. ayette tartışılmayacak kadar açık bir beyanla Allahu Teala bunu söylüyor. Yani siz diyorsunuz ki bütün bu geleneksel din algısındaki o yanlışan yani hem İsrailiyattan, Mesihattan geçen birçok algının ...arka planda bu zihniyet var, bu anlayış evet, var. ben öyle düşünüyorum. Bunu ithal etmek lazım ki mesele daha iyi çözümlenebilsin. Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani nedir bu kad kadın karşıtı söylem? Ne nereden geliyor? Bence oradan geliyor yani. Hocam sanki ikisi. şöyle bir algı oluşuyor. Başka şeyler de var tabii, sadece yani, o kadar değil. Yani erkek e, Allah'a hizmet etmek için yaratılmış... ...sanki kadın da kocasına Herkes hizmet var. etmek için yaratılmış tabii. gibi... ...böyle bir algı var genelde sizin anlayışınızda. Halbuki Kur'an-ı Kerim bize erkek olsun, kadın olsun yaratılan her bireyin Allah'a kulluk ve hizmet etmek için yaratıldığını vurguluyor ve aralarındaki üstünlüğün cinsiyetle değil o duyarlılık ve sorumluluk bilincinde olduğunu ısrarla vurguluyor. Evet ama mesela Nisa suresinin 34. ayetinde kanitatün diye bir kelime var. Evet. Boyun bükenler kanitatün burada boyun bükenlerin kim olduğuyla alakalı soruyu yorumcular kadınlar kadınlardır zaten kalıp onu gerektiriyor. Kime boyun bükenler? kocasına diyor. Allah orada öyle koca moca dememesine rağmen çünkü başka ayetlerde kime boyun büküleceğini Allahu Teala anlatıyor. Allah'a boyun bükülür. Resulullah'a onun dediğine itibar ve men yaknut minkun lillahi ve yani boyun bükülecek kudret Allahu Teala'dır. İşte üsve-i hasen olarak da dediği yapılacak insan Hazreti Muhammed'dir. Buna rağmen ayet ayetler işte bulunduğu yerde bulunduğu bağlamda dan kopartılarak başka şekillerde devreye başka şeyler sokuluyor. Ben bunun gerekçeleri olarak başka şeyler de söyleyebilirim. Ama hani programı uzatma adına uzatmama adına onları söylemiyorum. Şimdi soruyu cevaplayayım. Buraya kadar hiç o soruya değinmedik. Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Kerim kadın ve erkekle ilgili ne diyor? Şöyle ayetler var. Diyor ki Allahu Teala Fe istecabe lahum rabbuhum enni la udiyiuu amele aamilin minkum min zekerin evunsa ba'dukum min Ali İmran suresi 195. ayet. Yani Rableri onların dualarına icabet etti. Ben içinizden erkek olsun kadın olsun hiçbirinizin davranışını zayi etmeyeceğim. Çünkü siz ya. birbirinizdensiniz. Yani birbiriniz siz olmazsınız diyor. Min zekerin evunsa Erkek olsun, kadın olsun. Yani biriniz diğeriniz için demiyor. Demiyor, hayır. Birbirinizdensiniz diyor. Evet, birbirinizdensiniz. Bağdu kümün bağ. Bu Ali İmran Suresi 195. ayet. Nisa Suresinin 124. ayetinde gene ve men ya'mel salihati min zekerin ev unsa ve mu'minun. İnanarak erkek olsun kadın olsun her kim salih amellerden işlerse işte onlar cennete gireceklerdir. Hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır diyor. Erkek olsun kadın olsun vurgusu var. 3 Nahil Suresi'nin 97. ayetinde benzer bir ifade var. Emel ameller salihatin zikrinevunsa ve ve Erkek olsun kadın olsun kim güzel işler yaparsa mümin olarak onu çok güzel bir hayatla yaşatacağız. Felenhyiyennahu diye bir zamir var orada. Hu erkek zamir olunca adam diyor ki bak erkeği anlatıyor. Hayır orada cinsiyeti değil şahsiyeti anlatıyor. Çünkü ayetin hemen ilk kısmında min zekerin ev unsa diyor yani. Oradaki hu zamiri men ismi mevsulü dediğimiz o edattan dolayıdır. Cinsiyetten dolayı değil şahsiyetten dolayıdır. Böyle bir ayrımı yok Kur'an-ı Kerim'in. Mesela Taha suresi 112. ayette de benzer bir şey var ve meydana amelden salihati ve müminün. mümin. olarak kim güzel işler yaparsa der, öyle bir kadın erkek ayrımına da hiç sözü getirmez. Burada önemli olan salih ameller her kim yaparsa işte onlara vaat edilen ödülden söz edilir ayet-i kerimede. Şimdi ince bir noktaya temas etmeliyim. O da şu, insanoğlunun yaratılışından söz eden bir ayet-i kerime var. Hücurat suresinin 13. ayeti tekim siz sorunuzun içerisinde Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı en çok muttaki olanınızdır. O ayetin o söylediğiniz kısmının öncesinde yaratılışla alakalı bir beyan var. Ya Yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanoğlu biz sizi bir erkek ve bir dişi türünden yarattık. Orada da erkek ve kadın var. Şimdi Emreciğim ne diyorlar biliyor musunuz? bu anlatılan ayetlerde erkek ve kadın göndermesi olan ayetlerde bir tane daha söyleyeyim de onun üzerinden hepsini kapsamış olsun. Ee, Ahzab suresi 35. ayette Allahu Teala 10 tane nitelik sayıyor. İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati vel kanitine vel kanitati ve sadiqine ve sadiqati ve sâbirîne ve sabirati vel haşeine vel haşaati vel ve vel mutasaddiqati ve saimine ve saimati vel hafizine furucehum vel hafizati Allah kesiren, lahum, ve zâkirine Allah'a kesiren ve zâkirati e'addallahu lehum mağfireten ve ecren Bu Azap Suresinin 35. ayeti. 10 tane nitelik var burada. Bu 10 tane nitelik müminler, müslümanlar, müslümanlar inşallah boyunbükenler, boyun bükenler, sabredenler, tasadduk edenler, tasdik edenler, namuslarını koruyanlar, işte Allah'a boyun eğenler, Allah'ı çokça zikredenler böyle 10 tane şey sayıyor. 10 tane sayıyor. Bu şu demek? Bu iyilikler ve sonunda kendilerine ödül vaat edilen bu iyiliklerin sahipleri hem erkeklerdir hem kadınlardır. Yani sadece erkeklere vaat edilmiyor bu ödül. Bu ödül veyahut da sadece bu faaliyetler erkeklere nispet edilmiyor. Erkeği de var, kadını da var. Daha nasıl desin yani? İnnel müslimine vel müslimati. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Vel mü'minine vel mü'minati. Mümin erkekler, mümin kadınlar diye ikisini de zikrediyor allah Allahü Teala. Diyorlar ki bu ayetlerde bu okuduğum hem Ali İmran 195 hem Nisa 124 hem Nahil 97 hem Taha 112 hem Ahzab 35'te önce erkekler zikrediliyor diyor. Bu da Kur'an'ın İslam'ın erkeği öncelediğine dair bir işte işarettir veya bir bilgidir diyorlar. Şimdi bunu diyene ben diyorum ki öyle görüyorsun. Aslında bu bir şeyi önce zikretmek onun daha faziletli, daha kaliteli olduğu anlamında bir mukayesenin tarafı değildir. Ama eğer öyle diyorsan o zaman ben de sana ee şeyi Şura suresinin 50. ayetini okurum. Tam orada yaratılıştan söz ediyor. Ne diyor? Lillahi mülkü semavati vel Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı sadece Allah'a aittir. Yahluku ma yasha. Allah dilediğini yaratır. Yehebu limen yasha inasen ve yehebu limen yasha u Allah dilediğine kız çocuklar verir, dilediğine erkek çocuklar verir. Ne oldu şimdi tersine döndü. Yani buradan sanki bir şey varmış gibi sanki bir şey bulmuşlarmış gibi burada önce madem o zikrediliyor demek ki daha hayırlıdır filan gibi bir algı hiçbir şekilde doğru değildir. Burada bir fazilet bir mukayese e, derdi veya amacı söz konusu değildir. Sizin okuduğunuz gibi bakın Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühen ifadeler var. Ey insanlar ya eyyühen ricalü demiyor Allahu Teala. Ey erkekler demiyor. Mesela genel manada bir emir verecekse, bir hitapta bulunacaksa ey insanlar der. Hatta ya eyyüllezine amenu diye Öyle e, gerçekleşen şey. ifadelerde, ey iman edenlerde de maksat kalıp olarak her ne kadar erkek kalıpta olsa da bu bir cinsiyet belirlemesi için değil. Hocam bu dili özelliğinden kaynaklı bir durum değil Tabii mi? Tabii ki. Arapçada Çok kelimelerin erkeği ve dişi var. Kelimelerin oradan hareketle böyle bir ifade kullanılır. Eğer kadınlarla ilgili özel bir vurgu varsa kadın kalıplar tercih edilir. Eğer böyle özel bir durum yoksa hitap kelimeler erkek olduğu için kalıpta erkek olduğu için hitaplar da erkek kalıpta getirilir. Allahü Teala'nın işte mesela insanın yaratılışından söz ettiği ayetlerde erkeğin yaratılışı demez. Kadının yarat yaratılışı demez. Hatta işte İsra suresi 70. ayette ve lekad kerremna beni Adem der yani. Adem oğlunu kerim kıldık der. Erkekleri demez yani. Buradan şimdi bir erkek karşıtlığı söylemi geliştirmenin bir alemi de yok. Biz sözün özü şunu ifade ediyoruz. Kur'an'ın hitaplarında ve İslam'ın muhataplığında cinsiyet özelinde değil, şahsiyet özelinde bir hitap vardır. Bu anlamda Kur'an birini öbürüne Yaratılış itibariyle birini daha kaliteli, birini daha az kaliteli filan yaratı, yaratılmış olarak tanıtmaz. Dolayısıyla kadına da dişiliği üzerinden değil, kişiliği üzerinden evet. bir değer veri diyelim. Evet. hocam şimdi Mehmet hocam daha da geniş bir şekilde hı hı. çerçeveyi belirledi. Şimdi az önce çok önemli ayetlere vurgu yaptı. Yani bu ayetlerde eee hayra ve barışa yönelik işler yapanlar hani genel başlık altında kullanılabilir. Kadın erkek arasında bir ayrım yapılmıyor. Dolayısıyla kadının demek ki bu anlamda Hayatın her alanında her noktasında yer alması gerekiyor ki bu hayır ve iyilik işlerinde aynı şekilde erkekler gibi mücadele gösterebilsin, ortaya koyabilsin. Çünkü birbirlerinin üstünlükleri yok ama farklı üstünlükleri pekala olabilir yaratılış itibariyle. Evet. Ve o farklı üstünlüklerini ortaya koyarak da aslında o zenginliği açığa çıkartabilirler. Bu bağlamda kadınların okuması, çalışması okulda ya da işte herhangi bir yerde erkeklerle aynı ortamda bulunmasının günah olduğunu söyleyen, ...bu zinete, bu anlayışa karşı e, neler söylemek istersiniz? Şimdi biz her zaman şimdi programda bir metodu öğretmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki eğer ki bir şey İslam açısına olamaz diyorsa size bir kişi... ...hemen şunu yapın, deyin ki kardeşim Kur'an değil mi bizim Allah'ın gönderdiği kitap rehberimiz ...getir o Kur'an'a bir bakalım. Ne diyorsun? Kadınlar erkeklerle aynı ortamda çalışamaz. Kadınlar okuyamaz. Kadınlar işte diyelim para kazanamaz. Kuranda bana onun geçtiği ayeti gösterdi. Hangi ayet açıkça veya işari anlamda bizi böyle bir yere götürüyor? İma bile ediyor. Böyle bir ima bile Kuranda var mı diye sorun. Bir tek ayet bile gösteremeyeceklerini göreceksiniz. Eğer ki bir tek ayet gösterilemiyorsa tam bu otomatikman helal demektir. Yani hiç kimse bir şeyin e, şey yani Kur'an'dan bak bu olabiliyormuşunu göstermesine gerek yok. Neyin olamadığını göster. Eğer ki olamadığı gösterilemiyorsa bir şey otomatikman olabilir demektir. Yani bu elimdeki kalem diyelim ki tükenmez kalem. Ben tükenmez kalem kullanabilirim işte kurşu kalem yerine gösterme gerek yok. Bunu olamayacağını daha bir şey yoksa olabilir demektir. Domates yiyebileceğimle ilgili bir ayet göstermeme gerek yok domates yiyemeyeceğim diye bir şey yoksa otomatikman domates yiyebilirim diye geçerdir. Bu bence birinci adımda saptamamız gereken bir şey. Yani yasaklar sayılır, serbestlilikler evet. sayılmaz. Evet bunu da şunu diyorum yani bu programda bence yapmamız gerekli en önemli şey bu. Kur'an'a nasıl yaklaşılacağınla ilgili bir zihniyet oluşturmak. Hatta hep şunu da diyoruz bizim diyeceklerimizin doğru mu yanlış mı olduğunu da Kur'an'ı elinize alarak karar verin. Yani sadece dinleyerek bir din kültürü alma şeyinden kurtulun. Yani Kur'an'ı okuyarak kendiniz öğrenmeye çalışın. Çünkü dediğimiz gibi din adına çok yanlış şeyler söyleyenler var. Herkesi değerlendirin. Kur'an'da böyle bir yasak yok. Üstelik Kur'an'da bu olmadığı gibi işte kadınlarla erkeklerin aynı ortamda oldukları, erkeklerle kadınların konuştuklarına ilgili ifadeler var. Nedir? İşte Hazreti Musa ile gelip konuşan, ondan bir şey isteyen bir kadın örneği var Kur'an'da. Veya Hazreti İbrahim'in erkek kılığında misafirleri geliyor. Ee, onlar erkek diye gözüküyor. İşte karısı yani melekler, diye melekler de, geliyor tabi. E, e, evet yani kıssanın detayına girmemek için biraz o kısımları kesmeye çalıştım. Orada eşi onların yanında onlar bir şey söylüyor o gülüyor. Yani onlarla demek ki aynı ortamda onların dediklerini duyuyor gülüyor. Niye şimdi bunu bile söylemek zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Çünkü kadınlar erkeklerin yanında gülüyorlar bu ne büyük rezalet falan şeklinde görüşler ifade edenler oldu. Yani burada biz bunu da gördük. O zaman biz bak Kur'an'da bile kadının erkek yanında güldüğünün delili var diye işte o Kur'an'dan habersiz insanlara göstermeye çalıştık. Hatta hocam gülmek ayıp bir şeymiş gibi bir erkek güldüğü zaman kadın gibi gülme denir mesela. Yani. Evet. Sanki gülmek kötü bir şeymiş gibi. Ne yazık ki kadının gülmesinin normal olduğuna delil vermek zorunda kalıyoruz. Ama Allah'tan, Kur'an'dan işte bununla ilgili o temel şeyler var. Bunları gösterebiliyoruz. Veya Mücadele Suresi'nde gelip peygamberimizle bir konuda konuşan, kendi şikayetlerini ona ileten, itirazlar yapan bir kadından bahsedişti. Zaten mücadele eden kadın demek Mücadele Suresi. Yani surenin ismi de o kadının yaptığı mücadelede gibi Demek ki orada gelmiş peygamberle konuşmuş, oradaki diğer erkeklerle konuşmuş, görüşünü belirtmiş. Yani Kur'an'a baktığımızda erkekle konuşan, erkeğin yanına gelen, onunla bir arada olan kadınlardan bahsediliyor. Ya yani Hocamın okuduğu işte Ali İmran Suresi 195. ayete bakarsanız orada kadının erkek gibi her işi yaptığı geçerken yani kadın erkek hiçbirinizin işi boşa çıkmayacak derken aşağıda işte Allah yolunda çarpışanlar da ifade ediliyor. Hani bugün bile işte savaşça savaşamayacağı tartışılan kadının bunun bile olabileceği mesela o deminki ayette geçiyor. Bu dediğim gibi Kur'an'dan çıkan tablo bu yeterli. Peki biz tarihsel bilgiye baksak, hadislerin bize aktardığı bilgiye baksak, siyer kaynaklarına yani peygamberimize ilgili ilk dönemi anlatan tarih kitaplarına ve bu konuyla ilgili hadislere baksak ne görüyoruz diye sorulsa. Hadislere baktığımızda da burada o dönemde hangi iş varsa kadınların onu yaptığını görüyoruz. Mesela o dönemde diyelim çobanlık var. E kadınlar da sürüye işte gidip otlatıyorlar. Oysa bu oldukça tehlikeli bir şey de olduğu söyleniyor. Hani tehlikeli bir iş eğer kadının yapmaması gerekiyorsa başta bunu yapmaması gerekiyor değil mi? E, sürüyle beraber gidip onu otlatıyor. O dönemde ticaret var. İşte Hazreti Hatice ticaret yapıyor. O dönemde kumaş üretimi, deri üretimi var. Hazreti Zeynep işte deri üretiyor. Gidiyor bunu pazarda sonra satıldığınla ilgili, sattıklarınla ilgili ifadeler var. E, kadınlar o dönemde yine bu dediğim gibi kumaş derinin yani satımında olduğu gibi üretiminde görev aldıklarıyla ilgili izahlar var. Dört halife döneminde işte daha ilk halifeler döneminde Hz. E, Hazreti Şifa'nın, Şifa, Şifa Hanım'ın orada çarşı pazar denetimi için görevlendirilmesi Kur'an'da geçiyor. Bugünkü bir yerde belediye başkanının o dönemdeki görevlerini şifanın üstlendiğini görüyoruz. Ki bu oldukça işte erkeklerin denetlenmesi gibi bir görev. Birçok kimsenin belki kabul etmekte zorluk çekeceği bir, bir görev. Kadınlar bugün okuma yazma öğrenmesinler ya bugün diyen pek gözükmüyor ama bununla ilgili uydurma izahlardı. Şimdi şöyle kadınlar okuma yazma öğrenmesi de bu cümleyi direkt söyle, e, söyle. yani pek kimseyi günümüzde duyamıyoruz ama geçmişte bu da denmiş. Yani kadının yazı yazmasına gerek olmadığını, bu yazı yazma öğrenmesine gerek olmadığını, dostuna mektup yazabileceği gibi ifadeler olmuş. Buna karşı Kur'an'dan baktığımızda e, böyle bir yasak yok ve Kur'an'da ilim öğrenmek, evreni düşünmek, Kur'an üzerine düşünmekle ilgili ifadelere baktığımızda bu bir cinsiyetle sınırlandırılmamış erkek kadın herkesin üzerine farz kılınmış. Peygamberimizin dönemindeki uygulamaya baktığımızda da peygamberimizin kadınların işte yazı yazmaya, okumaya öğrenmesini teşvikiyle ilgili de aktarılan birçok ifadeler var. Yani daha sonra peygamberimizden sonra buna gerek yoktur diyenlere karşı peygamberimizin dönemindeki teşviki o dönemdeki çok az olan okur yazar sayısına karşılık bu konudaki teşvikini de e, görüyoruz. Yani o kadar yani o dönemde ben iş kolu olup da bir iş kolu dediğin gibi hani doktorluk gibi, hemşirelik gibi kadının içinde yer almadığı bir iş kolu yok. Erkekler yüzde olarak fazla olabilir. Ama yani ne iş kolu olursa olsun onda bir kadın da e, çalışmış. Tamam, Mesela e, daha tabii bir şey var mı düşününce? Yani e, yok. ümmetin yarısını oluşturan, insanlığın yarısını oluşturan zaten kadınlar, ümmetin yarısını dolayısıyla toplumun yarısını aynı şekilde orantılı olarak yani bundan daha tabii bir şey beklenebilir mi? Tabii erkeklerle temas da oluyor burada. Dikkat edin. Çarşı pazara gidiyor kadın. işte orada bir şeyleri deriyi satıyor. ve hatta Buhari'de geçiyor. Erkek eden berber kadın var. Erkekler işte temas ediyor. Saçını tutuyor. Kesiyor. Yani saçını tutmadan <laughs> berberlik yaptığını düşünen varsa o da tabii ki enteresan olur. Yani durum buyken, tablo buyken buna karşı günümüzde hala birçok kimse işte kadınlar şu okula gitmesi, kadın erkek aynı yerde olamaz, yöneticisi kadın olanların başına şu belalar gelir şeklinde izahları var. Mesela Diyanet işlerindeki başkan yardımcımızın bir hanım olmasından rahatsızlığını ifade edenler oldu. Nasıl erkeklerle aynı ortamda oturacak, onlarla konuşacak gibi ifadeler söyleyenler oldu. Oysa biz yine biz aktarılan tarihsel kaynaklarda Hazreti Ayşe'nin ne kadar aktif bir görev aldığını görüyoruz. Hem bilgi aktarma konusunda hem toplumu harekete geçirme konusunda. Elbette ki İslam adına yapılan işte savaşların hepsi kötüydü. Hazreti Ayşe ile e, Hazreti Ali arasında ihtilaf kötü bir ihtilaftı. Keşke olmasaydı. Fakat o dönemde bakıyoruz bu hiç arzu etmediğimiz bir ihtilaf olduğu dönemde Hazreti Ayşe bir orduya başkanlık yapıyor. Bir ordunun değerlenmesinde toparlanmasında oradaki siyasi bir harekette öncülük yapıyor. Hocam öncülük yapıyor bir de sahabelerden de onun e, liderliğini öncülüğünü destekleyip onun yanında yer alan sahabeler var. Tabii e, Talha Zübeyir gibi hem de bunların bir kısmı sahabelerin ileri gelenleri birçok e, birçok sahabeyle beraber yani bu oradaki önemli kabul edilecek e, kimseler de. E, Hazreti Ayşe'ye destek veriyor. Bunların hiçbiri de sen kadınsın bu işleri yapamazsın evinde otur demiyorlar. Ha, si muhalefet edenler de işte Hazreti Ali'nin daha haklı olduğu için muhalefet ediyorlar. İşte sen kadınsın o yüzden haksızsın gibi bir tezden sen yönetici olamazsın, sen bu işte bu orduyu toparlayamazsın gibi bir itiraza rastlamıyoruz. Zaten günümüzdeki birçok hadis uzmanına göre de, tarihteki birçok hadis uzmanına göre de kadınların yöneticilik yapamayacağı, böyle liderlik yapamayacağı tipi mesela uydurmaların altında Hazreti Ayşe'ye zamandaki o siyasi muhalefetin etkileri var. Hazreti Ayşe'nin haksız olduğunu söylemek isteyenler, onu eleştirmek isteyenler doğrudan ona eleştirilerini yöneltemedikleri için peygamberimizin eşi olduğu için işte kadınlar yönetici olamaz, kadınları başına geçiren bir toplum iflah bulmaz gibi işte sözler uydurarak bu muhalefetlerini göstermeye çalışıyorlar. Hem onu yapıyorlar hem de Hazreti Ayşe'den bize gelen rivayetleri de alıp kullanıyorlar. Evet. Bir Onları da kullanırken Hazreti Ayşe'nin kullandığı bir metodu bizim kullanmamıza da karşı çıkıyorlar. Neydi mesela Hazreti Ayşe'nin kullandığı o metot? Kur'an'a Kur'an'a arz metodu. Hocamın dediği gibi. Veyahut da işte o hadisin belli açılardan, kendi duyduklarından dolayı yanlış olduğunu söylemesi. Yani akla, kendi tecrübesine ve Kur'an'a aykırı olduğu için mesela hadislerde düzeltmeler yapması. Mesela bu hadislerden bir tanesinde Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği uğursuzluğun kadında, atta e, ve evde olduğu şeklinde bir uğursuzluk yapılıyor. Böyle bir uğursuzluğu kadınla ilişkilendirme şeklinde hadis varken Hazreti Ayşe burada gelip diyor ki peygamber işte başkalarının inançlarını orada aktarıyor. falancalar işte kadında, atta uğursuzluk olduğunu Geldi. söylerler. Böyle bir inanç vardı der bunun yanlışlığını aktarırken o o konuşmanın başını soz, sonunu doğru düz işitmedi o yüzden bu hatalıdır diyor orada düzeltiyor başka bir uydurmada yine e, Ebu Hureyre burada işte uğursuzluğun e, şeyin namazı kadının köpeğin e, eşeğin. eşeğin bozduğunu söylüyor. Hazreti Ayşe de gelip diyor ki peygamber bana karşı namaz kılardı. Hiç de namazı falan bozulmuyordu. Yani namaz kıldığı yerin önünde ben vardım. Demek ki kadın namazı bozmuyor diye. Burada dikkat edin bir düzeltme yapıyor. Bir ilmi muhalefet yapıyor. bir düzeltme yapıyor. Tabii başka düzeltikler var. Ölünün arkasından ağlandığı için ölüye azap edileceği şeklindeki uydurmayı duyduğunda Kur'an ayeti okuyarak onun işte çeliştiği ayeti söyleyerek Böyle bir şeyin olamayacağını söylemesi gibi Yani kadın meseleleri dışında da Hocamın dediği metotla Yani Kur'an'a arzla Hazreti Ayşe'nin yaptığı muhalefetler var Ama bir bakın burada Bir kadın figür var Gereğinde siyasi alanda Ordu toplayacak onu Teşvik edecek şekilde bir siyasi rol üstleniyor Diğer taraftan ilmi alanda Uydurmaları Ortaya çıkan uydurmaları Düzenlemek gibi bir olur ve daha nere bu ne e, hangi dönemdeyiz? İslam'ın birinci asrındayız. Yani peygamberimizin eşi, peygamberimizi en yakından tanıyan, onunla uzun süre baş başa vakit geçirmiş, Kur'an'ı oldukça iyi bilen bir kişi, bu düzeltmeleri yapan yani rastgele ortaya çıkmış fikirlerini beyan eden bir kişi değil. Yine Kur'an'a baktığımızda mesela kadın yönetici olamayacak izahlarına karşılık ki yönetici olmak otomatikman zaten erkekle bir arada olmayı kapsıyor. Niye? Çünkü kadın zaten erkekleri de yöneticilik yapmış oluyor. Yani burada yöneticilik yapabileceğini kadının göstermek erkeklerle bir arada çalışmasının zaten olabileceği anlamına geldiğini de bir kere vurgulayalım. Kur'an'da Sebe Melikesi'nden bir toplum yöneticisi olarak bahsediliyor. Ve Sebe yöneticisinin basiretinden örnek veriliyor. Sebe yöne, Sebe Melikesi kendi basiretiyle kavminin Savaşa girmesini önleyip onları yanlış bir yerden doğru bir noktaya getiriyor. Yani Seba Melikes'e ilgili bir olumsuz tablo çizilmemekle beraber böyle olumlu bir tablo çiziliyor. Oradaki yöneticiliğiyle nasıl kavmini yanlış bir durumdan doğru bir yere taşıyabildiği bir kadın yöneticinin geçiyor. Ha burada demek ki bir rol model olarak da olumlu bir kadın figürü var. Sonuçta bütün bunlar açıkken kadının çalışamayacağını, eğitim almaması e, gerektiğini yönetici olamayacağını söylemek İslam'a karşıt bir iftiradır. Aynı zamanda Müslüman topluma karşı da bir e, suikasttır. Niye suikasttır? Demin seninle dikkat çektiğin gibi Emre hocam bu ümmetin yarısı kadın. Onların çalışamayacağını, toplumda aktif rol alamayacağını söylemek bu ümmetin yarısının zihin gücünden becerisinden faydalanmamak demek. Bundan kim zarar görecek? Bu ümmet zarar görecek. Zaten görsün diye uydurmuşlar hocam. Bu ümmetin zaten geri kalmasının başka son yıllarda yani biz bu programlarda çok bahsettik. 8. yüzyılda 16. yüzyıl arasında İslam medeniyeti dünyanın geri kalan bütün medeniyete yarışacak kadar ileri ve bunların birçoğundan birçoğundan hepsinden de daha ileri durum var. Sonra bozulmuş. Yani İslam ümmetinin ileri olduğu bir dönem var. Ama şu anda geri olmasının sebeplerinden bir tanesini sayacak olursak işte Müslümanların eğitimle ilgili eksiklikleri. Eğitimle ilgili eksikliklerin önemli sebeplerinden bir tanesi de başka sebepleri var. Da kadına mesela daha az eğitim aldırma, kadının eğitimini önemsememe gibi bir sebep var. Mesela dünyanın en eğitimli toplumunu Yahudiler oluşturuyor. 13 küsür yıl Yahudiler ortalama bir Yahudi eğitim alıyor. Hristiyanların ortalaması 9,5 yıl civar, En düşük olanlar 5,5 yıl civarında Müslümanlar ve Hindular. Baktığımızda da siyasi olarak, ekonomik olarak Hristiyanların ortalamasına, Yahudilerin işte durumuna baktığımızda ki Yahudiler nüfusu 15 milyon ona rağmen baktığımızda işte Müslümanlarla Hindular onların çok gerisinde. Eğitimle bu fark Oluşması tesadüfi değil çünkü siz güçlü olmak için eğitimli olmak zorundasınız, üretmek zorundasınız, bilgiyi e, kontrol etmek e, zorundasınız, İyi aktarmak zorundasınız. Siz ümmetin yarısının burada olmasına gerek olmadığını söylediğinizde otomatikman İslam ümmetinin diğer toplumlardan geri kalmasına e, öncülük ediyorsunuz. Yani kadınların eğitim almamasına öncülük etmeye kalkanlar aslında ister bunu iyi niyetle yapsınlar kötü niyetle yapsınlar niyetleri ne olursa olsun kimsenin niyetini sorgulamak bize düşmez. Ama sonuç olarak İslam ümmetinin geri kalması, diğer toplumların ondan daha güçlü olması için hizmet ediyor olurlar. Hocam bazı karikatürler var internette mutlaka dikkatinizi çekmiştir. İşte adam kız çocuğuna diyor ki kızına kızım çocukların kız çocuktan okuması haramdır diyor. Sonra eşini Hastaneye götürdüğü zaman da danışmadaki kadına diyor ki, kadın doktor var mı kızım? Evet. Yani böyle enteresan tutarsızlıklar. Ya da bazı insanlar diyorlar ki, işte kız erkek ayrı okullarda okusunlar çocuklar. Kızların okuduğu okula kızını vermek istiyor ama bir yandan da kadın öğretmen var mı diye. Soruyor. Evet. Yani buna Perhiz ne lahana turşusu denir ya? Yani nasıl bir tutarsızlık? Nasıl bir çelişme? Kadın anlamak zor bazıları da biliyorsunuz çok kadın düşmanlığı yapıyorlar. Hastane düşünce de kadın doktorların eline düştükleri oluyor böyle durumlar böyle komik vakalarla da karşılaşıyoruz. Kendi Büyük okuduğum konuşmamak lazım yani hocam. Yani. Kendi okuduğum ilahiyat Fakültesi ile ilgili bir örnek vereyim. Ben din felsefesini Marmara İlahiyat Fakültesinde okudum yüksek lisans doktorayı. Şimdi oradaki benden önceki dönemleri anlatan arkadaşlar da e, şunu anlatıyorlardı. İlk olarak burada kızlar okumaya geldi ha geldiğinde erkekler protesto etmiş. Niye kızlar buraya geliyor? Niye kızlarla bir arada? Yani yüksek İslam ok Enstitüsü olduğu dönemde. Diye. Evet. Sırt erkekler varken. Ve buna karşı işte bir eylemlerde bulunmuşlar. Hatta yoklamalarda kızların sesini duymaması için kızların yoklamada buradayım falan bile demediği vakalar var. O dönem gidiyor, geçiyor. İşte 2000'lerin başına geldiğimizde işte bu başörtüsüyle ilgili yapılan müthiş bir haksızlık var. Kızların okumaması yönündeki eğitimde. Ben o dönemde de okula girdi, tam o kargaşalı dönemde yüksek lisansa başladım orada. Şunu da gördüm, bu sefer eski o erkekler, yani kızlar okula gelmesin diye erkekler, bu sefer kızlar neden okula gelmiyor diye protestolarda bulundular. Erkekler kendileri okulun içinde çıkardılar, işte başörtüsü taktılar, eylemde bulundular. Oradan işte oraya bir geliş vardı. Bugün gittiğimizde Marmara Üniversitesi, işte fakültesi de kızların çoğunlukta olduğu Çok bir okul. Şimdi doğrusu ilahiyat Fakülteleri'nin çoğunda benim gördüğüm kadarıyla kızlar çoğunlukta. Ben bunu da olumlu bir şey olarak görüyorum. Karşılıyorum. Orada yetişen işte kız tefsirciler, kelamcılar, fıkıhçılar ileride bu kadınlarla ilgili yanlış algıların düzeltilmesinde büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Buna rağmen bugün işte bu fakültelerin içinde bile bazıları ortaya çıkıyor. Bu kızları Şöyle taciz ediyor yani böyle cinsel manada yanlış anlaşılmasın taciz kelimesi burada yani rahatsızlık Rahatsız. verme anlamında bir şey. Diyorlar ki sen burada ne işin var evine gitsene kardeşim siz niye buraya geliyorsunuz şeklinde. Kızların ilahiyat fakültesine bile gitmemesini e, sağlamaya çalışıyorlar. Onları orada ötelemeye çalışıyorlar ediyorlar. Yani ne yazık ki bugün bu zihniyet hala faaliyette ve... E, Niyetleri iyi de olabilir. Niyetlerle ilgili yine bir şey demeyeceğim ama hani İslam'a faydalı bir şey yaptıklarını zannediyor. Büyük bir takva gösterisi olduğunu zannediyorlar. Kızları eve gönderince burada İslam adına böyle bir şey başarmış olacaklarını zannediyorlar. Bu algıyı düzeltmemiz çok çok önemli ve bunu da mutlaka işte Kur'an'a gidip düzeltmeler yaparak inşallah sağlamayı beceririz. Ondan bu programında yani bir programında kadın konusudan olmasını ben çok olumlu karşıladım. Ee, Mehmet bir hocam, de burada kendi reklamımızı da yapayım. Eşimle beraber de bu konu önemini az önce ben, gösterdik hocam. Evet, İslam şeyden. ve Kadın diye bir eşimle beraber kitap yazdık. Bu kitabın ücretsiz pdf'i yine cennertaslaman.com'da var. İsteyen ücretsiz pdf'ini de oradan sağlayıp onu az önce ekol ilgili vermişti arkadaşlar. De... iyi oldu hatırlattınız. Yani ücretsiz olarak da bu indirilip okunabilir evet. sitenizden. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Ee, tekrar herhalde verecek haberler arkadaşlar. Evet. Şimdi Mehmet Hocam geleneksel din algısında özellikle bu iffet ve namus kavramları neden sadece kadın üzerinden tartışılmakta? Ee, az önce aslında siz konuşmanızda biraz ifade ettiniz. Yani ee, o Yahudilik ve Hristiyanlıktan geçen bir algı var. Kadının erkeği saptırdığına dair. Dolayısıyla kadın saptırıcı olarak ya da şeytan olarak tanımlanıyor. Bizim geleneksel din algısına da bu şekilde girmiş. Yani neden hep bu tartışmalar kadın eksenli veya kadın merkezli gerçekleşiyor sizce? Ben bir hayretimi ifade edeyim. Şununla ilgili. Bir taraftan erkeklerin kadınlardan daha üstün olduğu iddia edilir. Hatta kadınların hem yaratılış olarak hem akıl olarak hem dini yükümlülükler olarak bazı noktalarda erkeklerden eksik olduğu kabul edilir. Hem böyle bir taraftan hem kadınlar kadını ilk kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı kabul edilir. Ama bir taraftan da bu yarım olan, eksik olan, daha az kaliteli olan, daha aslında daha az yetenekli olan o zihniyete göre söylüyorum kadın, daha mükemmel olan, daha tam olan erkeği evirip çeviriyor. Bu nasıl bir şey ya? Yani bir taraftan övüyor musun, yeriyor musun, ne yaptığın belli değil. Böyle bir e, algı, böyle bir çelişki maalesef ortalıkta dönüp dolaşıp duruyor. Şimdi ben <laughs> şunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Tabi bu ülkede bir takım sıkıntılar yaşandı çeşitli dönemlerde. Bir taraftan işte kadınların kızların okumaması için ya da erkeklerin bulunduğu bir ortamda okumaması için bunun dini bir zorunluluk olduğunu ileri sürerek bu propagandayı yapmaya gayret eden insanlar kadınları okumaktan geri çektikleri için ki mesela o aynı algı diyelim kadınların camiye gitmesiyle de problemlidir. Yani kadının en faziletlisi işte evinde ibadet yapandır diyerek kadını camiye göndermemiş. Cuma'ya göndermemiş mesela yani. Cuma'ya gitmek büyük bir fecaat, bir fitne sebebi gibi gösterilmiş. Evde, onun evde öğleyi kılması Cuma'ya gitmesinden daha faziletlidir gibi sunulmuş. Ki bu hiçbir şekilde doğru değil. Onu yani sözün arasında söyleyeyim öyle böyle gelmesin bir taraftan böyle bir bir e, tazik uygulanmış ama bir taraftan da hani kadınları e, önemseyen eşitlik üzerinden e, söylemler geliştiren işte e, önce Hümanist sonra feminist bir takım görüntüler ortaya koyup da sırf başörtüsü taktığı için sırf dini inancından dolayı Böyle bir tesettür görüntüsüyle okula gelmek istediği için okullara alınmayan binlerce kızımıza aynı haksızlık yapılmıştır. Ve mağduriyet yaşayan. Büyük korkunç bir mağduriyet, mağduriyet yaşanmıştır. Hayatını kararttılar. Şimdi anda. ne yapacağız biz? Şimdi biz burada konuşurken sadece yani bizim dini bakışta eksiklikten kaynaklanan bir takım kabahatleri ortaya koyarken diğerlerini görmeyecek miyiz? Asıl mağduriyeti onlar yaptılar. Biz diyoruz ki Kadına dişiliği üzerinden değil kişiliği üzerinden. insana da efendim e, kadınlığı üzerinden değil şahsiyeti üzerinden bir e, muamele yapılmalıdır. Kur'an'ın sözü söylemi budur. Caner Bey ifade etti mesela Hazreti Ayşe'den örnek verdi. Çok doğru örnekler. Sahabiler döneminde kadınların orduya katkısından söz etti. Çok doğru örnekler. Alışveriş örnekliği yaşandı. Doğru örnekler. Ben size söyleyeyim. Hazreti Ayşe'nin bu dinin normal hayata aktarılmasında Hazreti Ayşe'nin rolü hiçbir erkek tarafından icra edilememiştir. Yani ümmetin hocalarından biridir Hazreti Ayşe. Kim onu böyle burun kıvırarak ya da kaş göz hareketi yaparak böyle önemsiz bir insanmış gibi gösterebilir? Ümmetin bir dönem başına geçmiş bir kadındır Hazreti Ayşe. Yani onun elinden, onun dilinden şu dinin pratikleri Hazreti Peygamber'in bu dinin aile hayatına dair söylemlerini çok büyük oranda biz ondan öğrendik. Yani şimdi sırf kadın olduğu için biz ona yani başka bir gözle mi bakacağız? İşte Belkıs'tan söz etti, Seba Melikesi'nin o kadının ordusunu, toplumunu büyük bir felaketten ferasetiyle nasıl kurtardığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ancak bir şeyi de Arıza bir yerde varsa arızayı gidermeye çalışmaktır esas olan. Yani şöyle örnek vereyim. Diyelim ki diyelim ki 100 tane 200 liralık banknot var elinizde. Diyelim ki bunun bir tanesi sahte. İçinde bir tane sahte var diye siz onun 99'unu da atar mısınız? <laughs> Veya bir çocuk altını kirletti diye çocuğu mu atarsınız bezimi atarsınız yani neyi atıyoruz biz neresi arızaysa orayı düzeltmeye gayret edeceğiz. Sıkıntı varsa sıkıntı üzerinden konuşacağız. Onun üzerinden sıkıntıya bakarak evrensel bir hakkı kimsenin elinden almayacağız. Kur'an'ın söylediği nedir? Mesela tesettür diye bir emri vardır. Tamam. İşte bu bir insanın dini hürriyetini, din özgürlüğünü yaşayabileceği en önemli alanlardan biridir. Böyle bir tesettür problemi yoksa varsa da onun hesabını kendisi verir Allahu Teala. Ya. O başka bir şey. Tesettürlü değil diye biz ona şunu yapamasın, bunu yapamasın diye bir ambargo koyamayız. Çünkü çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Nur Suresi'nin 30. ayetinde ve 31. ayetinde önce erkeklere sonra kadınlara yönelik buyruklar yer alır. Bu bu iki ayetin sadece 31. birincisini okuyup 30. görmemek dürüstlük değildir. 31. ayette kadınlarla ilgili Allahu Teala buyuruyor ki Esavilla ve kullil mu'minati yahdudna min absarihinne ve yahfazna furucehunne. İşte mümin kadınlara söyle işte bakışlarını kıssınlar, namusların iffetlerini korusunlar, kendiliğinden görülen kısım hariç işte zinetlerini açmasınlar diye Ondan sonra da işte başörtülerini yakalarından aşağıya doğru salsınlar. O, o ayet var. Tamam. Burada kalıplar kadın. Kadınların ne yapması gerektiğini söylüyor. E ama bir 30. ayet okusana be gözüm. Bu 31. 30'u oku. 30'da diyor ki Allahu Teala kullil mu'minine erkek mümin erkeklere söyle. Önce onlara söyle. Yahuddu min absarihim. Bakışlarını kıssınlar. Bizim beyimiz diyor ki bu emri yerine getirmemek için bakışını kısmak yerine kadına diyor ki sen düzel kardeşim sana diyor sana sen kontrollü olacaksın önce sen bakışlarını efendim ölçülü, ölçülü olacaksın yani sen peki ortada bakılmaması gereken bir manzara yok ise Allah bu emri neye veriyor kime veriyor bak üzerine alınmıyor kendisi görevini yapmak için kendisi bir fedakarlık ortaya koymak için hani bir şeyler yapacak bununla yükümlü tutulmasına rağmen bu aslında imtihana girmek istemiyor. Salonu protesto ediyor. Hocaya diyor ki sen derse girme. Yani kalma ihtimali var ya kalma ihtimali varsa hocaya diyor ki sen imtihana girme. E kardeşim sen bu dersleri nasıl geçeceksin? Hoca da lazım, imtihan da lazım, sen de lazımsın. Dolayısıyla diyor ki ben bakışlarımda ölçülamıyorum. Sen sokağa çıkma. Hah. İyisi mi böyle? Bu ama bu olmaz da bu yani ayıp oluyor. Cidden buna kendileri de inanmıyorlardır herhalde. Bir, bir daha bir takım bir şeyler bir defa söylenmiştir. Onu şimdi yememe adına böyle gidiyor. Bu doğru değil, dürüst değil. Burada dikkat edilecek bir şey daha var. Onu da söyleyelim. Nedir? Ee, şeyde Azap suresinde yani biz bu konuyu konuşuyorsak o ayetleri konuşmak zorundayız. Yani. O ayetleri konuşmadan bu bitmez. Dinleyen der ki bak bak bazı ayetleri inadına okumuyor, gizliyor falan. <laughs> Kardeşim Allah'ın ayetlerini Allah'ın lanet edeceğini haber verdiği gizleme işini biz yapmayız. Hiçbir şekilde bunu yapmayız. Falanca filancadan korkmak adına böyle bir şey asla yapmayız. Bu bizim semtimize uğrayamaz. Kur'an'la ilgili bir güvensizliğimiz yok. Ki, ha, bir şey daha söyleyeyim. Bir yani. şey daha söyleyeceğim şimdi sizin bizimle alakalı e, Emre Dorman, Caner Taslaman, Mehmet Okuyan e, ve bir takım başka isimler daha böyle zikrediliyor. Şöyle bir suçlama yapılıyor. Bundan çok felaket rahatsız oluyorum. Suçlama ne biliyor musunuz? Birilerine şirin görünmek için, birilerinin gönlünü hoş tutmak için Allah'ın ayetlerindeki herhangi bir yasağı biz mubahmış gibi sunuyormuşuz. Peki biri birine şirin görünecekse ne beklenir? Şirin görünülecek olanlar güçlü olurlar, hakim olurlar, her şey ellerinde olur. Siz de durumu kurtarmak için ona yanaşmaya gayret edersiniz. Biz kime şirin görünecekmişiz anlamadım. Kimden ne bekleyecekmişiz ki? Ben reyting olarak Allah'ın ne dediğine bakarım olur olarak Allah'ın onayına bakarım. Allah'ın en güçlü olduğunu inanmışız. Ona şirin gözükmeye Bitti. çalışıyoruz. Bitti. Başka bir başka bir şey olabilir mi? Bir şey söylüyorlar onu da yeni öğrendim. Yani ne demekse onu siz daha iyi bilirsiniz İstanbul'da yaşayanlar olarak. Nişan taşına şirin görünmek. Ne demek bu ya? Ne kadar ayıp bir şey bu ya? Kime şirin görünecekmişim ben? Sen yaptığın yanlışın yanlış olduğunu itiraf etmiyorsun. Benim doğru adına söylediklerime efendim kota getiriyorsun. Eğer ben veya Caner veya sen veya bir başkası bu ülkede diyelim ki 28 Şubat günlerinde bir şeyi o günkü idare hoş görsün diye değiştirdik de sonra idare dönüşünce bu defa da söylememizi idareye göre şekillendirdiysek evet bu hakaret haklıdır. Ama Allah şahit ki ne o gün ne bugün Allah'ın kitabındaki hiçbir gerçeği asla gizlemedik. Hiçbir şekilde duruma göre bir duruş ortaya koymadı. Hocam bunun benim anladığım kadarıyla şöyle bir yönü var yani Nişantaşı kötü bir yer değil. İstanbul. Hayır, işte kötü ben de... o nedir o? Şöyle şunu şunu söylemeye çalıştılar. Şimdi e, kendilerince dinden uzak konumlandırdıkları insanlar, bizim anlattığımız şeylere iltifat gösterdikleri için ilgi gösterdikleri için. Ha bak işte bunları kimler takip ediyor? Bunları kimler izliyor? Bu kişiler, bu çevreler izliyor. Onlar da onlara şirin gözükmeye çalışıyor. Halbuki o değil. Allah'ın dinini anlattığınız zaman fıtatını bozmamış insanlara. O din uyumlu geliyor. Makul geliyor. İnsanlar da yok. Yani Fatih'e de gitsek, e, Nişantaşı'na da gitsek yani her yerden bir ilgi gösteren, gelip konuşan oluyor. Fatih'e de gittiğimde baya bir ...ilgi olduğunu konulara görüyoruz. Bize biraz Fatih böyle daha gelenekçiliğin semti, Nişantaşı modernitenin semti gibi gözüküyor Öyle de değildir. O ayrıca bir sosyolojik analiz konusu. Ama ben yani her semtte belli bir ilgi olduğu... ...veyahut da bu konuları hiç aldırmayan kesimlerin her semtte de olduğu kanaatindeyim. Siz de bunu, ben de duydunuz değil mi ya böyle şeyleri? Yani? Şimdi evet, bu anlama gelen söylüyorum. bir sürü şey duyduk. Yani sonuçta tamam. söylenmek istenen belli bunlar. Sizin ilk başta söylediğiniz gibi bunlar moderniteye yanaşmaya çalışıyorlar. Dini moderniteye uyduruyor demek istiyorlar. Evet, Biz de her zaman bir şey ama şunu yani. söylemedik her zaman için. Gelenek Kur'an üstü bir otorite olmadığı gibi modernite de din üstü bir otorite değildir. Aynen Biz Kur'an'a bakıp geleneği de moderniteyi de değerlendiririz. Mesela gelenekten gelen bir şey varsa Kur'an aykırıysa atarız. <laughs> Kur'an aykırı değilse helaldir ister yap ister yapma ama bunun dinle alakası yok deriz. Aynı şeyi modernite uygularız diye moderniteyle ilgili bir yaşam biçimleri, kafeler, bir giyim tarzları ortaya çıktı. Bu Kur'an'a uygunsa, aykırıysa düzelt deriz. Kur'an'a uygunsa yapmakta serbestsin deriz. Yani geleneğe yaptığımız muameleyi moderniteye de uygularız. Yani ne modernite dini uygulamak isteriz ne de aman bu gelenekte var diye onu Kur'an gibi kutsamaya isteriz. Yani moderniteyi din üstü bir değer olarak görmek ne kadar hatalıysa ama onu diyenler unutmasınlar ki geleneği Kur'an üstü bir değer olarak görmekte de o kadar hatalı. Geleneği din üstü değer olarak görmeye çalışanlar işte günümüzde işte fıkıhtan veya uydurma hadislerden literatürleri varsa işte moderniteyi din üstü bir değer olarak görenler de karşımıza bence bugün tarihselci etiketiyle veya başka etiketlerle çıkıyorlar. Biz yani Kur'an'ın hadis muamelesi yapan, işte moderniteyi önüne geçiren tarihselcilikten duyduğumuz rahatsızlık kadar. Ee, bu sefer hadis veya fıkıh veya tasavvuf kaynaklarına Kur'an muamelesi yapan bir gelenekçi anlayış da bizi rahatsız ediyor. Sonuçta yani anlayışımızın temeli burada rahatlıkla şunu diyebiliriz. Kur'an'a hak ettiği otoriteyi vermek. Yani Kur'an'ı yüzlerce ciddiğini kaynanan birine indirmek ee, de Kur'an'ı hayatın dışına atmak demek. Yani Kur'an'ın otoritesini elinden almak demek. Kur'an'ın zamanı geçti benim bugün konuşmam lazım. O benim bugün konuşmam lazım demek de şu anlama geliyor. Moderniteye dini uyduralımın bence ayrı bir söylenmesi. Bu da Kur'an'ın otoritesini elinden almak demek. Hocam bir de zaten yani o mahalle bu mahalle falan diye ayrım yapmak istemiyorum. Bu çirkin de bir şey. Hoş da bir şeydir ama onların bakış açısından dolayı söylüyorum. O beğenmedikleri çevrelerdeki yerlerde hakikaten öyle nezi insanlar da oluyor ki yani imanlarıyla Allah'a Allah, sevgileriyle, düşmüş eseriyle, Ya? samimiyetleriyle yani dürüstlükleriyle hakikaten o şekilci görünen böyle daha böyle bir dindar görünen veya ben Müslümanım diye ortada bağıran birçok insandan da emin olun çok daha dürüst erdemli insanlar Bakın, var. Onun hakkını teslim etmek bu, lazım. Bu geçtiğimiz akşam bir yerde iftardaydım. Bir ailenin iftarına misafir oldum. Orada üç tip insan vardı. Bir tane işte 70'li yaşlarda bir ablamız bir tane 40-45 yaşlarında bir kardeşimiz, bir de 25 yaşlarında bir kızımız vardı. Böyle üç üçünü de görebileceğim bir manzara vardı. Yani o 20-25 yaşlarındaki kızımız başörtülü değildi, açıktı. Ama diğer e, taraflarında bir e, sıkıntı yoktu, en azından benim değerlendirmeme göre. Bakın bana dün akşam yani 30'dan fazla soru soruldu o aile ortamında. Biliyor musunuz? Sorusunun içinde ayetler bulunan ve ayetlerle hayatı buluşturmaya gayret eden en oturaklı sorular o 20-25 yaşındaki kızdan geldi. Şimdi biz ne yapacağız? Biz bu memleketin dinin jandarması mıyız yani? Bir adamın yüreğine mi hükmedeceğiz yani? Biz onun kalbinde ne olup bittiğini kim biliyor yani? Kimse de biz çeteleci miyiz kardeşim yani? Sokakta durup da efendim hal hatır soran hanım kardeşlerimiz var. Ben onun dış görüntüsüyle ilgilenip de bu öyledir böyledir mi diyeceğim. Allah bu insanlar. Ne iman metre ne amel metremiz var. E, değil mi Allah Biz, bize allah mi allah kalmış eylesin. bu ya? Ne kadar ayıp bir şey ya. Size mi yerdi Allah böyle bir yetkiyi? Yarın ne, neyin ne getireceğini kim biliyor? Bakın allah Teala mesela ya ayühen nasu diye hitapları var ey insanlar. Ey insanlar insansa bu ona hitap etmemiz gerekmiyor mu yani? İnsan olana hitap edilmeyecek mi yani? Kime hitap edeceğiz biz? Mesela ve uhiye ile yahazel Kur'an li bihi ve men bela diyor. Enam suresi 19. ayette Kur'an'ın indiriliş gayesi peygamberimiz üzerinden buyuruyor ki Allahu Teala sizi ve ulaşabileceği kim varsa herkesi ulaşmasın mı bu? O kardeşlerimizle bir taraftan Böyle bir dışlamanın konusu olarak duruyorlar. Onlar da yolcuya bakarak yola küsüyorlar. Küsmesinler. Allah'ın kitabı onların da kitabıdır. Hocam zaten orada bir yanlışlık görüyorsak biz onu da yanlış olduğunu Tabii söylüyoruz. Tabii canım. Yani sadece ne diyelim şimdi Değil yani? Bizim için zaten Allah'ın kitabı ne diyorsa biz anlayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz ve ortaya koyabildiğimiz kadarı bunu ortaya koyuyoruz. Artık kim ona uyuyorsa doğru oluyor, kim uymuyorsa Şimdi yanlış hocam oluyor. bu son dediğiniz ama çok önemli bir başlık. Yani bu bir yani kızlarla ilgili de değil, ya, gençlerle de ilgili değil. Yani ben şeyi görüyorum. Yani hem kızlarda, hem erkeklerde, hem yaşlarda, hem gençlerde yolcuya bakıp da yola küsme dediğiniz olay çok var. Mesela evet. bunu nerede çok gördük? Mesela işit ortaya çıktığında birçok kimse Bunlar işte dini temsil etmiyorlar şu bu falan filan diyen kimseler bile ay ben dinden soğudum. Niye bak işte böyle şeyler ortaya çıkıyor dedi. Ya sen daha demin bunlar dini temsil etmez. Bizim dinimizde bu işit gibi işi, görüntülerin alakası yok demedin. <laughs> e, alakası yoksa sen ne diye dine küsüyorsun? Sen güzel örneğini göster. Bu yani e, çok üzerinde durulması gerekli bir fenomen. İnsanlar kendilerini dine vermedikleri, dinle kendilerini özdeşleştirmedikleri için... Din adına ortaya çıkan kötü örneklerden dolayı dine küsüyorlar. Ya o adam dini temsil etmiyor ki yani aslında doğrusunu söylüyorsun. Madem ki temsil etmiyor ne demek dine e, soğumak? Hocamın deyimi çok güzel. Yani sen yolcuya bakıp yola küsüyorsun. Evet. Yani bence çok güzel bir tabir istiyoruz. Oradan bir, geçe, bir şeyler daha söyleyelim ama geçe, çok önemli bir konu bu. Siz geçen gün bir şey söylemiştiniz. İşte bir de İslam alemi genelinde Türkiye'ye mahsus bir şey bu. İslam alemi genelinde. E, e, bu kötü örneklerden dolayı İslam'dan küsenleri ben görüyorum. Yani Bosna'da da bunu gördüm, başka İslam ülkelerinde de gördüm, Türkiye'de de gördüm. Yani çok bizim, önemli. Bizim bir oldu. görevimiz var. Nedir? Dinde ikrah, böyle çirkin, nefret ettirici bir görüntü vermemek. La ikraha fi'd-din aslında o demektir. Ama bizim bir duamız daha var. Mümtahin suresi 5. ayet. Hazreti İbrahim'in dilinden öğrendik bunu. Rab'bena la tej'alna fiteten lillezine keferu. Ya Rabbi bizi kafirler için dinden uzaklaşma sebebi yapma. Yani bize bakarak adamlar böyleyse ben bunlardan olmam dedirtmeyelim yani. Bu dinin nezahetine yakışan şeyler söyleyelim. Ama işte beri tarafa da diyoruz ki bak yanlışa bakarak yanlışı yanlış kadar görün. Yanlış bir yerde var diye tamamını reddetmeyin. İşte geçen bir gün söylemişti Caner, o çok hoşuma gitmişti benim. Birileri güneşe tapıyor diye biz şimdi güneşi protesto mu edeceğiz yani? Bu, bu, bu mu yani? Elin alemin adamı yanlış yapıyorsa yanlış neresiyse o kadarının yanlış biz olduğunu trafik, söyleyeceğiz yani. Birçok e, yanlış araç kullanan hani e, kabaca ifadesiyle özür dilerim ama magandalık diyorlar İşte magandalık yapan insanlar var. Şimdi kimse de onlardan sebep araba kullanmayı bırakmıyor. Evet. Çok güzel. Yani şimdi onu öyle kabul ediyor ve işte gerekli mercilere şikayet ediyor belki ama yani yoluna devam ediyor. Arabacın arabasına biniyor, trafiğe çıkıyor, yoluna devam ediyor. Ama dinle ilgili bir konu olduğu zaman ya falancılar şöyle yapıyor, filancılar böyle yapıyor diyor. Bu sefer o zaman işte ben bu dinden değilim diyor. Ama tam tersi Caner Hocamın dediği gibi sen tam tersi en doğrusunu, en güzelini ortaya koy ki insanlar senin örnek alsınlar. Bence trafik çok güzel bir örnek oldu hocam gerçekten. Ve hatta işte denize girince boğulanlar var. Ha denize girince boğulanlar var. diye kimse denize girmekten vazgeçmiyor. Hı hı. Yemek yerken yemekten zehirlenip ölenler var. Kimse yemek yemekten vazgeçmiyor. Biz yemeğe muhtaç olduğumuzdan çok daha fazla İslam'a muhtaçız. Yemek yemesek en çok bu dünyadaki hayatımız gider. Ama İslam'ı biz bıraktığımızda Allah'la irtibatımız gider, ahiretimiz gider. Bizim için olabilecek en önemli şey her şey gider. Ee, o yüzden yani yemekten zehirlenenlerden dolayı yemeğe küsülemeyeceği gibi işte İslam'ı kötü tanıtanlardan dolayı İslam'a da küsmek mümkün değil. Sui misal misal teşkil etmez, kötü örnek yani bir örnek oluşturmaz ifadesini hepimiz doğru olarak söylüyoruz. İslam'la ilgili konuya geldiğim ay falancalar İslam adına şunu yaptılar. işit bunu yaptı. Ay ben de bundan soğudum. Böyle bir saçma değil. Böyle bir e, yanlış muhakeme olabilir mi? İşte Emre Hocam'ın verdiği örnek gibi trafiğe çıkmaktan vazgeçmedin trafik magandalar yüzünden. Denizde boğulanlar yüzünden yüzmekten vazgeçmedin. Ne demek yani İslam'dan soğumak gidip de kötü örnek varsa. Sen İslam onun malı değil ki. Sen sanki demek ki bir yerde katılıyorsun ona. Yani İslam biraz onun senden daha çok malı gibi görüyorsun ki. Allah sanki ona biraz daha fazla dini senden indirmiş gibi sen onu biraz kabulleniyorsun ki o kötü örnek oluşturduğuna sen İslam'dan vazgeçiyorsun. Hocam yani paranın e, sahtesi varsa kimse parayı proteste etmiyor. Ha hocam, hocam işlere hele. Evet harika. Yani aslında Caner hocam dikkat çektiği gibi şimdi e, bir insandan dolayı İslam'dan uzaklaşıyorsa o kişiye bir kötülük yapmış olmuyor ki ondan bir şey eksiltmiş olmuyor ki yani ona kızarak yaptığı şey kendine yapmış oluyor o kötülüğü. Yani evet. bir insanın birilerine kızıp da Allah'tan dinden uzaklaşması kendisine daha bir kötülük yapabilir mi bundan fazla? Herhalde yapamaz. Evet. Son bir beş dakikamız hocam. Öyle mi? Ya ben şimdi şu ahsap Abi, süresi... gibi akıyor hocam yani <laughs> yapacak bir şey yok süremiz bu kadar. Yani ahsap süresi... Son beş 30... dakika size verdim hocam siz. O... 32-33. ayeti çünkü bu ayetlerde çok konuşuluyor. Kadınların hayata iliş katılımı noktasında. Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla alakalı özel bir düzenleme var. Özel bir düzenleme. Çünkü hitap şöyle başlıyor. Ya Nisa en ey peygamberin hanımları. Onlarla alakalı yani. Buyuruyor ki Allahu Teala, Lestün neke Min minen nisa'i. Siz kadınlar, diğer kadınlar gibi değilsiniz. Dikkat edin diyor. İnittegaytün ne? Eğer sorumlu davranırsanız, sorumlu davranacaksanız ki arzu edilen budur, bunu yapın. Fela bil kavli. Sözü karşı tarafa doğru söylerken böyle nasıl diyelim yani yumuşak böyle kelime işi kullanma kırıtarak işte böyle e, ağzını i̇ş bu işveli bizde deriz der işveli işveli, iş 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 böyle söylemeyin e, niye fiyat mahalledi fi kalbihi maradun kalbinde hastalık bulunanlar tamaha düşebilirler e, peki şimdi işte buraya kadar alıyor biliyor musun diyor ki bak kadının konuşmaması lazım kardeşim konuşmaması lazım gelme konuşmaması gerekir demiyor. Şöyle konuşma diyor. Tam tersi oradan konuşabileceği çıkar da konuşurken işveli konuşmamak gerektiği çıkıyor. Tabii. Tam tersi çıkar. Şimdi bak Canerciğim ayeti bitirmiyor ya. Ya orada bitmedi ki ayet. Ayetin hocam devam ilgilenmiyor ki adamın içine gelen kısım burası. Ama bir de ne de onu kadar onu da ayıp ya. bir şey ama ne Ay, işine gelen ayıp. kısım da kullandığı gibi dil üstelik. O da öyle yani. değil. Orada yasaklanan şey bambaşka bir şey işveli kırıtarak, kıvırtarak konuşmak. Konuşma. Peygam, peygamberin hanımlarına mahsus bu geliyor. Çünkü geri kalanına gelse normal konuşmasına da birisi belki gelip de sen işveli konuşuyorsun diye sus diyecek. Ondan mesela, mesela böyle bir emir bile bütün hanımlara hitapla söylenmemiş. Tabii söylenmemiş. onun üzerine bak sen normal konuşmasında bile çıkıp işveliydi bu ben seni konuşturmuyorum diyecek mesela. Evet. Şimdi o ayet bitmedi ayet. Ayette diyor ki Allahu Teala ve kulne kavlen ma'rufa ihtiyaç neyse onu söyleyin diyor. Konuş diyor konuş. Yani tabii ki konuşacak ne demek ya? Yani konuşmayacak mı? Nasıl bir şey? Yanlış olan şeyi karşı tarafı etkilemeye yönelik bir tavır veya ifade e, oynaması yapmak. Bunu yapmayın diyor. Bakın ben size söyleyeyim bunun tersini tersinden düşünün. Erkeklerin de aynı şeyi yapmaması lazım. Yani bu, bu böyle niyeti bozuk ve niyet bozmaya yönelik bir tavır burada yasaklanıyor. Yoksa konuşma yasak değil. Bakın bu ayeti şimdi bir, bir karar veriyor kendine göre. Sonra diyor ki azap 32. Bu ne kadar tehlikeli bir şey biliyor Nasıl musun? Kimse bakmayacak. Ha, kimse bakmayacak. O sanki ayet onu diyormuş gibi. Hani bir de ayetten konuştuk numarası çekilmesin mi şimdi? Ama ayet öyle demiyor ki. Ayetin yasakladığı şeyi belli gözünü seveyim ya. Böyle kırıtarak, kıvırtarak konuşma. İşveli konuşma. Karşı tarafı etkilemeye çalışma. Cinsel manada bir yanlışlık yapma. Ama bu sus demek değil. Ve kulne kavlen ma'rufa. Maruf ölçülerde konuş. Bu bir. Bakın Bacan, ayet nasıl saptırır? Bunu söylemezsem olmaz. Az önce çünkü hatırlattık. Eğer bu ayet onların anladığı gibi ise Hazreti Ayşe'nin bu kadar konuşmasını nereye oturacaklar? Hazreti Ayşe'den bu kadar gelen rivayet E konuşmuyor sadece yok. yazıyordu muhtemelen. De budur evet. ona bir kılıf yani. <laughs> Şimdi peygamberin hanımlarıyla ilgili pe perdelerin arkasından onlardan bir şey isteyin diye bir ayet var. Ya ayetin yani bir ayet ne kadar böyle adresinden çarpıtılır ya. O da Hazreti Peygamber'in eviyle alakalı. Evet, ha, evet, özel ile. diye girmeyin" diyor oraya. İçerideki kadının üstü başı müsait olmayabilir. Öyle dalmayın. Perde arkasından isteyin. Bunda ne var? Bu bugün herkesin de muhtaç yani, olduğu bir şey değil mi? Bir de peygamber dini anlatma vazifesini yapıyor diye Kur'an'daki ayetlerden görüyoruz. Birçok kimse gelip eve latladak oturup gitmiyor. Haydi sen bana dini anlat falan diyor. Yani peygamber uyuyacak mı, yemek yiyecek mi, ne yapacak diye bakmadan yani öyle tipleri Sonra böyle olduğu... yemeği özellikle bekleyen tipler de var. O Ahzab suresinin... Onu bitirelim hocam. Yok yok oraya girmiyorum. O çok uzun bir ayet. Başka 53. yerlere gidelim konu. O, oraya girmiyorum. Şu 33. ayete de kısaca, çok kısaca temas edin çünkü evden çıkmasınlar diye bir söylem var. Şimdi ayet şu. Vakara nefi bu Bak. Bu devam ediyor. 32. ayetten devam ediyor. Onun 33. ve karne o vav atıf fedat. Ve şunu da şunu da şuna da dikkat edin yani. Diğer kadınlar gibi değilsiniz bak. Şöyle yapmayın, şöyle yapın. Ne yapın? Kar nefi bu evlerinizde oturun. Peki racine teber teberrucel cahiliyetil ula cahil, ilk cahiliye gibi açılıp saçılmayla. Evin içerisinde ne isterse yapar kadın. Açılıp saçılmama ile ilgili emir dışarıyla alakalıdır. Namahram dediğimiz insanlarla alakalıdır. Ondan sonra bakın diyor ki ve akim ne salate namazı kılın ve atine zekate zekatı verin. Nereye verecek zekatı? Evde. Zaten evde dışarı çıkacak hali mecali bırakmamışsın. Para kazanma imkanı yok. Neyi verecek? Allah'ın bir emrini onlardan iptal etmek değil demek değil mi bu? Elbette o. Bunu süslerken ne diyorlar biliyor musunuz? Vakar nefi buyut evinizde vakarınızla evet, oturun. Vakar ne? Vakar demek değil ya. Vakara kelimesi değil bu. Karar ne? Karra kelimesi. Karra. O vav atı vedatıdır. Kelimenin kendi harfi değil. Gözünü seveyim yapma bu. Yapma bu kötülüğü Allah'ın evet. metnine ya. Bir de hocam bu yani dediğiniz gibi de bir de üstelik peygamberin hanımlarına siz başkaları gibi değilsiniz diyerek aktarılan bir ayet. Yani siz başkaları gibi değilsiniz de size özel bir şey söylüyorum demek. Hocam, bu bir iki ayet. Daha, daha, da daha, daha da bağlamı var. Peygamberi yıpratmak gereksek, isteyenler eşleri üzerinden dondurduk. bir İnşallah evet. e, onu başka bir programda devam edelim. Belli ki bu kesmedi bir program. İnşallah. Haber programlarındaki moderatörler gibi sıkıntıya düşünebiliriz. İşaret et biz susarız. Hocam <laughs> 5 dakikada <laughs> işaret ediyorum. <edelim. gülüyor> Susmuyorsunuz için ama. Haber programlarındakilerden. Allah razı olsun hocam. Siz susmayın. Siz hep konuşun inşallah biz de elimizden geldiği kadar sizi konuşturalım. Böyle imkanlarımız olsun. Değerli izleyenler bu geceki programımızın da sonuna geldik. Yarın gece inşallah görüşmek üzere diyoruz.